Halil Falyalı cinayetinin soruşturmasına bakalım. Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı cinayetinin soruşturmasına bir not girdi sevgili seyirciler. Notta organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın ismi vardı. Savcı durumun araştırılmasını istedi. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti. Bu suçlarla ABD'de aranıyordu. Kaçak bahis şirketleri vardı. Öldürüldü. Cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 100 milyar liralık yasa dışı bahis pazarını elinde tutan isimdi. Siyaset ve bürokrasi içinden kişilere pay dağıtmaktan ayakta kalamayacağı belirtiliyordu. İsmi daha önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından gündeme getirildi. Kıbrıs merkezli uyuşturucu ticaretinin başında olduğunu öne sürdü Peker. AKP'li Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la birlikte çalıştığını iddia etmişti. Falyalı ise Erkam Yıldırım'ı tanımadığını savunuyordu. Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Falyalı cinayetine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre yapılan bir telefon incelemesinde Falyalı cinayetinin bir numaralı sanığı Mehmet Soysal Söylemez'in cinayetten bir gün sonra avukat Atalay Burak Türkel'e bir kağıdın fotoğrafını çekip gönderdiği tespit edildi. Söz konusu notta Alaaddin Çakıcı 14 milyon dolar, Mehmet Kocakerim Londra'da restoran zinciri Berber Yaşar'ın yeğeni, esas işi kara para aklamak, 14 ay önce Malta'da. Ali Çakıcı, Armağan Deniz, Yaşam Ayavefe gibi yazılar ve isimler vardı. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Cinayetten 3 gün sonra gözaltına alınan ve 20 Şubat 2022'de emniyette ifade veren Mehmet Faysal Söylemez'e bu not soruldu. Söylemez, notun kimliğini hatırlamadığı biri tarafından kendisine fiziki olarak verildiğini ve notu daha sonra avukata gönderdiğini söyledi. Neden avukata gönderdiğimi bilmiyorum dedi. Bunun üzerine savcı harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazan savcı, notta adı geçen Çakıcı ve diğer kişilerin Falyalı cinayetiyle irtibatının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Savcı ayrıca bu kişilerin Falyalı ile bir çatışmasının olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.